Yüzde yüz yazıldı ne çıkar diye bizlere yorumlar attınız. Merak ettiniz. Hocam zaten LGS ile uğraşıyoruz. Sınav hazırlanıyoruz ama bunun haricinde okul derslerimizde de yazılardan çok çok iyi notlar almak istiyoruz dediniz. Ve bizlere yorum attınız. Bizler de zaten sabahtan akşama kadar sizlerin yorumlarınızı tek tek merak ediyoruz. Arkadaşlarla beraber okuyoruz. Acaba Kerem ne demiş, Merve ne demiş, Hüseyin ne demiş, Zeynep ne demiş hepsine tek tek bakıyoruz. Kerem demiş ki hocam yazılarda ne sorulur? Nasıl yüz alacağız hocam ya demiş. Artı birleyin Tonguç görsün demiş. Merve Merve Tonguç yazılar geliyor. Bize sorular, videolar, notlar lazım demiş. Bizler zaten LGS kampımıza sizler için mükemmel bir şekilde konuları öğretiyoruz. LGS yazılıyoruz. Ama yazılar nasıl soruluyor acaba? Yazılar da hocalar nereden soruyor? Yazılar nasıl iyi not alınır? Bununla alakalı size çok güzel bir bilgi vermek istiyoruz. Arkadaşlar yazılı sorularını hazırlanışı çok net bir şekilde bellidir. Bunu hocalarımıza sorduk. Türkçe hocamıza, matematik hocamıza, fen hocamıza, inkılap tarih hocamıza, din hocamıza, İngilizce hocamıza hepsine tek tek sorduk. Dedik ki hocam sorular nasıl soruluyor? Onlar da zaten bizim bildiğimiz şeyi bir kez daha bizlere anlattılar. Milletin Bakanlığı müfredatlarına bakılır, müfredata bakılır, kazanımlara bakılır ve kazanımlar uygun bir şekilde hocalar dersleri anlatır. Dersleri anlatırken de zaten Milletin Bakanlığı kitabından ve kazanımlarla uyumlu şekilde ders notlarına yararlanırlar. Dolayısıyla sizler öğretmenlerimizin notlarıyla çalıştığınız zaman ve Milliyetin Bakanlığı kitabı kazanımlarına aynı olan kısmı öğrenmiş olursunuz ve yazılardan da hatta LGS'den de mükemmel notlar alırsınız. Peki o zaman biz yazılda nasıl yüksek not alacağız belli. Hocamızın dersini dinleyeceğiz dikkatli bir şekilde. Eğer kaçırdığımız kısımlar varsa EBA videolarımızla ki biliyorsunuz ara tatilde her gün sizlerle beraberiz EBA'da ve Tonguç 8. sınıf kanalımızdaki Tonguç videolarıyla eksiklerimizi kapatıyoruz. Sonrasında da buradan aldığımız notları yani yazı notlarını her şeyi iyi bir şekilde öğrenip tamamlıyoruz. Ama hocam ben not alsam da çok daha iyi bir not istiyorum. %100 kazanımlara uyumlu şekilde müfredatta hiçbir şeyin eksik olmadığı Öğretmenimizin notları ve Milletin Bakanlığı kitabı ve kazanımlarıyla aynı infografik renkli bir not istiyorum dediniz. Bizler de bu yorumları gördük ve sizler için 8. sınıf 1. dönem yazılı notları hazırladık. Burası 1. dönem yani içinde hem 1. yazılı var hem de 2. yazılı var. Peki neler var içerisinde? Konu tekrarları var. Kavram ve kazanım kontrolleri var. Milletin Bakanlığı müfredatına %100 uyumlu ve Milletin Bakanlığı kazanımlarına yüz uyumlu ders anlatımları var. Hemen gördüğünüz gibi küçük ufacık ama gerçekten etkisi sıra dışı. O yüzden ben şöyle yaklaşmak istiyorum birazcık. Bakın içerisinde ne var şöyle gösterelim. Mesela diyelim ki e, matematikle matematikte başlayalım. Matematik konusuna geldiğimizde matematik yazılı konulara geldiğimizde birinci dönem birinci yazılı. İlk başta kavramları veriyoruz bunlar önemli. Sonrasında formülleri veriyoruz bunlar da önemli. Siz bunlarda öğrendiğiniz yana tık atıyorsunuz. Ardından yani üzerine böyle e, ...highlighter hani renkli kalemle geçebilirsiniz. Sonrası kesin çıkar bölümlerinde çarpanlar ve katlarla alakalı... ...bakın sarı kısımlar var. Buraya niye kesin dediniz hocam? Çünkü bu bir kazanım. Bu bir Milletim Bakan Müfriyat'ta bulunan bir bilgi kazanım. Öğrenciler bunu öğrenmelidir denilmiş. Biz de bunun üzerine... İyice odaklanıyoruz. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Sonra çarpan bulma, asal çarpanlar ayırma, ebob, ekok. Ebob, ekokta neye dikkat etmemiz gerektiğini infografik bir şekilde soru örnekleriyle tek tek size gösteriyoruz. Aralarında asal sayılar, üslü ifadeler, üslü ifadeler çarpma, bölme, çok büyük çok küçük sayılar, bilimsel gösterim, kareköklü ifadeler. Yine buralardan kesin soru gelebilecek kısımları sizlere tek tek gösteriyoruz. Sonrası ikinci yazılı kısmına geçmeden önce Birinci yazıyla alakalı son kontrolümüzü yapıyoruz. İkinci yazılıya geçtiğimizde yine aynı durum var. Burada tabii ki ikinci yazılı konuları var. Yine kavramlar ve formüller. Sonrasında veri analizi, olasılık konusuyla alakalı bilmeniz gerekenler, cebesel ifadeleri tek tek kontrol ediyoruz. Ve ardından fen bilimleri geliyor. Fen bilimleri de aynı şekilde iklim ve hava hareketleri, kalıtım konusu... Ee bunların hepsini tek tek tekrar diyoruz. Ve yine aynı şekilde fen bilimleri birinci dönem ikinci yazılda basınç konusu, basınçla alakalı sıvı basıncı, ...Torricelli deneyi, açık hava basıncı... ...madde ve endüstri konusu, periyodik tablo... ...fiziksel ve kimyasal değişimler, asitler bazlar... ...konusunu mükemmel bir şekilde tekrarlıyoruz. Yani sadece matematik, fen, Türkçe değil. İnkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de... ...her şeyi eğlenceli bir şekilde... ...ama tam da kazanımlar uygun bir şekilde. Niye? Çünkü yazılı sorular orada hazırlanıyor. O zaman yazılı notlarıyla biz mükemmel bir şekilde konuları öğreneceğiz ve bu küçük notlar bize milletim Bakanlığı'nın kazanımlarını ve müfredatını cebimize getirmiş oluyor. Ardından da yazılıda sorulur. Buradan soru gelir. Kesin çıkar ve hoca sorar bölümleriyle bu kısımlara tam odaklanacağız ve artık yapacağımız şey belli. Yazılı videolarımızı izliyoruz. Ders notlarını mutlaka alacağız hocamızın. Yazılı videolarını izliyoruz. Bizler sizler için birçok prova videosu attık. Eski videolarımız var. Yeni videolarımız var. En son çektiğimiz yazılı videoları da var. Bütün derslerde çektik. Bunları izliyorsunuz. Yazılı notlarını da yanınıza alıyorsunuz mükemmel bir şekilde çalışıyorsunuz. Peki bunlara nereden ulaşabiliriz hocam? Tomuş kitapçılarına ulaşabilirsiniz ya da iyi butonuna tıklayarak Tomuş mağazadan ve Tomuş kitapçılarının listesine de ulaşaraktan Tomuş kitapçılarına ulaşabilirsiniz. Diyorsunuz ki hocam ben yazı notlarını aldım artık videoları da izledim bundan sonra gelsin en iyi notlar diyorsunuz. En iyi sınav bitmiş sınavdır ama sizler çok iyi bir şekilde çalışıp hem videolarla hem yazı notlarıyla artık çok çok yüksek notlarla bitireceksiniz inşallah. Hadi bakalım güzel yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden yazılarınıza başarılar.